Seni yürürüm. Tatlım hadi. Ay Allah, şuradan güver yine ya. Hello. Güzel bir manzara geldik. Size göstereceğim. Şu an sisli, kamerana karalıyor bilmiyorum ama çok güzel ya. Yollara baksanıza, iki tane araba yan yana geldim, geçmesi imkansız. Şu an saat de 10:20 gidiyorum. Aa, iki tane araba yan yana geldi. Mecbur ben motoru çekeceğim. Hanım, iyi ki bir manzaraya çıkayım dedim ya. Demin 4 Levent iç çıkışı trafiğine döndü burası. Şu manzara şöyle bir çıkmaya deneyelim. Ayakkabılarım da yeni, söylemesi ayıp. Kayar mı kaymaz mı bilmiyorum. Evet. Şu an yeşil mevsimi bitti aslında buranın. Çünkü pinişler toplanmış. Nadir yerlerde kalmış. Ama burası yine yeşil güzel. Hey yo. Demin benzinciden benzin aldım çünkü daha yollarına giriyorum. Benzinci gelmez yolda kalırım diye. Şuraya böyle takmıştım. Kapağını da iyice sıktım oysa ki. Ama damlatmış. Şuraya baksanıza, çantadan benzin akıyor. Oh. Türkiye kara sınırlarında çıkmıyor benzin ama benim çantadan benzin çıkıyor. Uy anam anam anam. İnşallah yolda yanmayız. Dedem olsa böyle yapardı. Ağzına poşet geçirip kapağını sıkıyordu. Bizde motorlu testere vardı daha çıkarken. Onun benzinini böyle yapardık. Şimdi oldu, daha akıtmaz. Yalnız bayağı inmiş ya. Çanta motordan daha çok yakıyor. Yapacak bir şey yok, hadi yola devam. Adam beri bakın, gelip yardım etseydin ya. Hello. Okey okey, oldu mu? Finish full full. Full. Okey, thank you. Doldur diyor. Anlıyorsun? Okey. Çevirdin mi sen onu? Okey, he anladı. Hadi görüşürüz dayı, inşallah bagajın kapağını açmadın. Ya Allah, bismillah. Kazası belasız. Valla tamamen Allah'a emanet gidiyorum. Başka hiçbir şey değil. Şu yola baksanıza anacığım. Hayatında motor kullanmamış adam. Ne işin var senin bu yolda? Dengem kayboluyor dönerken. Şuradan bir araba gelse ödüm tırsıyor. Aslında alıştım da sadece şöyle korkunca iki ayağımı da yere atıyorum. Tabi o zaman frene basamıyorum. Scooter olsa hani el frenli ya, rahat. Bu ayak frenli olunca biraz alışması zormuş. Ben daha alışmadan böyle yollara çıktım, o sıkıntı. Dayı Allah'a emanet. Çimantodan çalma. Aa lan, ben niye çocuklara şey dağıtmıyorum? Kızlar! Ha, hello! Hello, how are you?
Gerisi de mama vereceğim. Yabancıdan almayın demeyin, alın. Gel. Bekle. Bak, bana kimse mama almamış çocukken, size aldım. Bir tane ısıran dayım vardı, o bana alıyordu da ısırıyordu adam hep. Ah, sana da lollipop. Sana da. Ah. Sana iki tane aldın kız. Ah, arkadaşı var onun, neyse. Ah. Bekle, çikolata da vereceğim. Baby, bir sürü insana vereceğim o yüzden. Yoksa beşer tane veri. Al canım. Al canım. Al canım. Al canım. Okay? Thank you. Bye bye. Çak. Çak hadi. Hop. 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 Adamsınız. Bekleyin, bir de foto çekek. Selfie. Bu memlekette oğlan sıkıntısı var. Savaşta hepsi ölmüş. Şu an 10 tane kız varsa 4 tane oğlan var. Arkadaşlar, ben Vietnam turu boyunca çocuklara hep çikolata, şeker falan dağıtıyorum. Bunu bir tane Trabzonlu abim var, ismini vermek istemiyor. Mehmet dedi, ben sana Allah rızası için para yollayayım da şu benim adıma çocuklara dağıt ama adımı da verme. Yaptığım hayır yerine olasın dedi. Ben onun adına dağıtıyorum. Kendi cebimdenki parayla değil. Benim az param olduğu için şu an burada yapamıyorum. Öyle. Hadi görüşürüz. Gel ağlama. Ay, senin kafana mı yardı ya? Ah. Gel Allah'ın al. Bıcırık. Baby de sustu. Al canım. Ah baby. Ah. Ağlama. Ah. Aa, al abla sen de. Kanka ah. Kız. Gel. Gel, senin canını yeri. Sen de gel, çingene. Gel. Gel. Kanka aldın mı sen? Gel, almayan var mı? Sen almadın cimcime, gel. Ay al. Şşt, kanka. Lan oğlum, Japon. Sen gelsene. Japon'a benziyor. Al bakayım. Al bakayım, seni yerim. Thank you. Nerede, tamam. Trabzonlu abi, senden Allah razı olsun. Benim param bitmişti, çocukları sevindirecek param yoktu. Daha da benzinim bitti mi? Allah'tan bana şişeyle yanına benzin aldılar. Vallahi arkadaşlar olmasa, tecrübeli insanlar, ben bu işi hayatta yapamazdım. Benzinimiz bitti. Nereden baksanız yarım depo oldu. Bu beni bir yere götürür. Çok poşet sayesinde sızdırmamış. Canım dede. Ne varsa eskilerde var. Şimdi bu çantaya bir daha bağla. Ay Allah'ım, işin yoksa. Böyle bir yerde bitti benzin. Şurada bir tane patates gibi bir şey gördüm. Ondan yeri dolmadı. Bekleyin. Hello. This one potato? Yeah, yeah, ten. Potato? Yeah. Okay, one. Yes, here. Ah, yeah. Potato. 10.000'miş yani. 2 TL falan yapıyor. GoPro'nun servis çubuğunu kırdım ya. Bu nasıl yenecek abla? Oo. Bu yemek oldu ya. Adamın karnını doyurur bu. Dur bakalım, soyayım şunu da, açayım bir daha. Tatlı patates. Ama bizim gostillere benzemiyor çünkü çok tatlı ya. Hatta neredeyse bu şerbetli kabak tatlısı olmuş. Böyle sebze de tatlı sevmiyorum pek. Ama enerji verir. Ben şu an normalde gezginlerin gezdiği rotadan çıktım. Bilmediğim bir yola geldim. Burada da şansa yol çalışması varmış. Hep yollar çok bozuk. Çok yavaş gidebiliyorum. Motor da internetten hep yazmışlar. Motoru dinlendir diye. Ben bir biniyorum, 3-5 saat inmiyorum üstünden. Sadece 2 dakika duruyorum. Manzaraya bakıyorum. Devam ediyorum da zararlıymış o. Şimdi o yüzden burada yarım saat falan bekleyeceğim motor soğusun diye. Demin bu yolu Yusuf Yusuf çıktım. Şimdi nasıl ineceğime dair hiçbir fikrim yok. Sanırım. Allah, bismillah, durmuyor lan motor, ananı satayım. Ön fren tutmuyor. Az tutuyor yani. Ben buradan inemem. Ayak frenine bassam düşeceğim.
Allah bismillah. Daha durmuyor. Gidiyoruz. Ah. Ah, tamam oldu. Gidiyoruz. Bu yolda çok kötü mıcırlamışlar. Asfalt dökmemişler. Şöyle göstereyim. Kafama takamıyorum. Kafama taktığım GoPro buna uymuyor, kaskıma. Göğsüme takıyorum. İnşallah göğsümden de görebiliyorsunuzdur. Şöyle biraz daha kaldırayım. Vallahi çok güzel manzaralar gösterebileceğim yerlere geldim ama maalesef hava sisli mi? Hava kirliliği mi? Yani bu ne olduğunu anlayamadım ben ya. Duymuştum ben Çin'den buraya hava kirliliği geliyor diye ama bu olamaz bu kadar herhalde. Neyse bu da bizim kısmetimiz. Devam edelim. Hay Allah, şunların güzelliğine ya. Hello. Ming Hong Hong Hai. Ming Hong Hong Hai. Bye bye. Ming Hong Hong Hai. Ne demekse? Şimdi burada kaldık. Yol çalışması var. Bilmiyorum ne kadar bekleyeceğiz. Neyse iyi oldu. Bunlar beni sollamıştı. Bakalım bu gece nerede kalacağız, nereye yetişeceğiz ben de bilmiyorum. Çünkü dediğim gibi buranın bir rotası var ama ben o rotaya yetişemiyorum. Bakalım inşallah güzel bir yerde kalırız yine. Abi şimdi benzinci buldum dağ yollarında bir daha benzinci bulama. Hem şişemi hem depomu doldurayım. Saatlerdir yol çalışması olan yer vardı. Yani iki motorun geçebileceği yerden arabalar bile geçiyordu. Oralardan ben nasıl geçtim? İMB'de 9.9'du resmen. Yokuş aşağı 70 derece. Dayı az öte git ya. Zaten denge kuramıyorum. Hep bu düzgün mu hiçbir şey. Orayı bir görseniz. İlla beni toprağa çıkarttılar ya. Abi katliam gibi yollara bak ya. Orası en az 5-6 kilometre böyle gitti. Ve yokuş aşağı virajlı. Bir kere yanlışlıkla stop etti. Bu da mal stop edip duruyor ya. Bir kere yokuş aşağı iniyordum. Karşımda bir tane araba geldi. Bir an panik yaptım, ön frene bir asıldım. Anam motor altından böyle yan yan oldu, kaydı gitti de. Allah'tan dengemi kaybedip de düşmedim. Acemi insan işi değil ya. Mıcır ha, şimdi bir dokunuyorum frene, motor geziyor. Azıcık gaza fazla asılsan motor yine geziyor. Evet, bak böyle çukurlardan kaçamıyorum hemen işte. Hem gaz verip hem çukurdan kaçamıyorum. O an gazı bırakmam lazım. Üç de yemedi. Hadi Mehmet. Ah ayağımı yere değdirmeden dönün dedim de beceremedi. Bak bir. Bire atıyorum atmıyor. Allah. Anam derdini ben buradan nasıl döneceğim şimdi işte. Hadi Mehmet yaparsın. Evet işte bu. Ayağımı son anda yere değdirdim. Değdirmesem sorunsuz dönüyordum. Böyle. Elime mi dikkat edin, gözüme mi, ayağıma mı, yola mı bilemedim. Motoru devirsiz kullanmaktan motor biraz çok yakıyor Allah. Canım arkadaşım, adamsın adam, hiç beni üzmüyor ya. Bugün yani o gittiğim yollara göre iyi geldim.
Yani yollar çok bozdu, yine de iyi geldim. Motoru da çok yormadım, hep dinlendirdim de. Şimdi herhalde şu dağların arkasını açacağız. Kaç kilometre ileride bilmiyorum. Bir tane haritada hostel gözüküyor. Ölçmedim şimdi. İnternette GPS de zayıf. İnşallah oraya yetişebiliriz. Yetişemezsek böyle çadır atacağım aslında. İçimde var böyle çadır atmak böyle bir yerlere de. Yani yolu yarmışlar. Yoldan gayrı hep dağ taş. Çadır atılmaz. Şöyle de bir pozum olsun. Bir de beni görün. Sarı gözlük aldım. Memleketi sapsarı görüyorum ya. Sanki memlekete sonbahar gelmiş gibi. Pişman oldum. Keşke beyaz gözlük alsaydım. Neyse. Bir işlem halletmem lazım. Ondan sonra yola devam. Siz görebiliyor musunuz? Seçebiliyor musunuz? Bilmiyorum. İnanılmaz yukarıdaki dağlarda duman inmiş. Ay, sol tarafımız vadi, derin vadi. Sağımız sarp kayalık. Tam karşımızda dağlar, bulutların içerisinde. Şansa geldiğim yere bak. Ben burayı biliyorum resimlerden. Ah be, geç kalmışız. Aa, bu yol çok meşhur zaten. Oo. Şurada bir de pozumuz olsun. Müthiş ya. Nerede gördüğüm yerlere gelmek çok güzel bir şey ya. Süper oldu bu ya. Şansa buldum, ben burayı bilmiyordum. Yani buranın burada olduğunu bilmiyordum. Hiç de bakmamıştım. Adamın gözünün içine sokuyor. Zaten insanın gözü karanlığa alışıyor. Bir anda karşıdan uzunlu adam geliyor. Uzun farları yakmış. Göremiyorsun ya. Uçurumdan falan düşecektim ya. Bak bu da yakmış. Tam kamerayı kapattım. Motor yan yattı. Buradaki viraj bayağı keskinmiş. Ben normalden daha fazla yavaşladığım için yolda böyle meyilli, şöyle sola meyilli. Motor da direkt hemen kendini sola attı, yattı böyle. Allah'tan motora bir şey olmadı, bana da bir şey olmadı. Ayağım ayağım bir şeyler çizildi ama. Yani öyle ağır bir mevzu yok. Bakayım. Aynen, her şey sağlam. Şurada ufak minnacık bir şişti hafiften, o kadar. Neyse, Allah'a şükür ya. Nazarımız olsun. İyi geldik buraya kadar. Devam. Daha yavaş ve daha dikkatli. Evet, ben gece yani karanlıkta da 3 saat yaklaşık motor kullandım. Varmak istediğim bir şey vardı, şehir vardı. Oraya vardım en azından. Şimdi böyle homestay tuttum bir tane. Böyle şeyler var. İnsanlar böyle evlerinin bir kısmını sizle paylaşıyor. Böyle yerde yatıyorsunuz. Böyle gelir gelmez size yatak hazırlıyorlar. Homestay diyorlar buna. Ve çok ucuz oluyor yani. Bir yerde 15-20 kişi kalıyorsunuz. 10 TL gibi bir ücrete kalıyorsunuz. Bazen kahvaltı veriyorlar. Bazen onlar yemek yerken sizi çağırıyorlar. Böylece buralarda konaklamanızı ucuza getirebiliyorsunuz. Ben şimdi bu gece bu homestay'dayım. Acemiyken kamera açıp göstermem çok zor oldu. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Buraya kadardı. Bundan sonra herhalde bir 2-3 tur böyle motorlu bir vlog serisi gelir. Ondan sonra bakarız, otostopa devam ederiz. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.